Elindeki şemsiyeyle şoföre vurmuş, yoldan çıkan metrobüs tam 9 aracı ezmişti. Feci kazadan bir yıl sonra iddianame tamamlandı. Savcılık 13 kişinin yaralanmasına yol açan şemsiyeli saldırgan için rekor ceza istedi. Metrobüs şoförüne saldırmış. Ecel sonuç, Allah yardım et. Birden metrobüsün böyle havaya kalktığını gördüm, 3-5 metre havada. Var mı sürücü? Havalanmaz mı? 2,5-3 metre belki. Elindeki şemsiye ile şoföre vurdu. Metrobüs yoldan çıkarak 9 aracı ezdi. 13 kişinin yaralanmasına sebep olan şemsiyeyi silah sayan savcılık, sanığın 68 yıla kadar hapsini istedi. Şemsiye ile neden vurdun metrobüs şoförüne? Metrobüs yoldan çıktı, araçların üstüne doğru geldi. Birkaç aracı altına aldı. Akıl almaz olay geçen yılın Eylül ayında yaşanmıştı. Metrobüs Acıbadem durağına yaklaşmış, önünde başka metrobüsler olduğu için tam olarak durağa yanaşamamıştı. Bu yüzden şoför Recai Türkoğlu kapıları açmadı. Yolculardan biri kapıların açılması için ısrar edince de olanlar oldu. Şoför arkadaşımız durağa gelmeden 3 tane önünde araç var. Durağa yanaşmış araç var. Bundan dolayı durağa yanaşamıyor. Yolculardan bir tanesi geliyor, kapıları açmasını söylüyor. Bizim de durak harici kapı açmamız yasak. İkili arasında yükselen tansiyonu araya giren diğer yolcular düşürdü. Şoför yine gaza bastı ve yoluna devam etti. Ancak 15 saniye sonra tartıştığı yolcu arkadan geldi ve elindeki şemsiyeyle ona vurdu. Bu arkadaş şemsiyesiyle beraber şoförün de haberi olmadan arkadan burnuna şemsiyesiyle vuruyor ve arkadaşımızın şuuru kayboluyor. Şoför kendini korumak için direksiyonu bırakıp ayağa kalktı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri yıkıp geçti ve havalanıp E5 otoyolundaki 9 otomobili biçti. Ön kısmı direkt havaya kalktı. Çift katlı otobüsün içine girdi. Onun içinde yaralılar vardı. İşte onları çıkardık, yolun ortasına koyduk. Otoyol savaş alanına döndü. Kendini bilmez yolcunun şemsiyeli saldırısı 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Metrobüsteki yolcular saldırganı yakaladı ve polise teslim etti. Şemsiyeli saldırgan 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. İşte mısın? Bir şey söyleyecek misin? Bir yıldır süren soruşturma bugün tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Murat Akbulut'un kasten ve kasıtlı yaralama ve mala zarar verme suçlarından cezalandırılması istendi. Şemsiyeli saldırgan için 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Şemsiyeyle neden vurdun metrobüs şoförüne?